Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber MT-125 inceleyeceğiz. Biz gündüz dış çekimlerini yaptık. Zaten videonun başında da bu çekimleri göreceksiniz. Fakat Ramazan ayında olduğumuz için motorun detaylı sohbet muhabbet kısmını iftardan sonra yasakladık. Ve sağ olsun motorun sahibi Eren arkadaşımız bizi evine davet etti ve evinin bahçesinde bugün motorunu inceleyeceğiz. Evet Eren. Öncelikle kanalımıza hoş geldin, yayınımıza hoş geldin. Hoş geldin Eren. Maşallah makinen güzel makine. MT-125 Yamaha. Yani şu anda motora yeni başlayan herkesin çoğunlukla tercih ettiği bir makine. Yani. Şimdi öncelikle sana şöyle bir soru soralım. Neden sen MT-125'i tercih ettin? Yani neden böyle bir makine aldın? Daha farklı motorlar da var işte. Yani bunu tercih etmendeki amaç ne? Bize kısaca bundan bahsedebilir misin? Şimdi ben normalde ilk hayalimdeki motor P6'ti. 125. Ama ehliyeti alırken illaki vites motor kullanacağımız için almışken 125'lik arasından alabilecek en iyi 125'lik motor alayım dedim. Hem görünüş bakımından hem güç bakımından başarılı olduğu için bunu tercih ettim. Yani güzel. Allah kaza bela vermesin. Yani dediğimiz gibi ilk defa bir motosiklet kullanacak kişi için bence ideal bir motor. Yani ben beğendim. Zaten sürdük bir testinde yaptık. Bayağı güzel. Bize biraz bahsedebilir misin motorundan? Şimdi ilk başlayanlar için önemli olan şey denge. Bir de büyük olduğu için trafiği daha diğer motorlara göre daha büyük değil mi? Yerden aynen. Yüksekliği var. Diğer bütün MT'lerden yani tüm serisine göre 7'den, 25'ten daha yüksek, 9'dan da. O yüzden trafiği daha kolay kontrol edilebiliyor. Görüş açısından mı yoksa? Görüş açısı büyük. Görüş açısından. Geniş. Hem inceliği araya girişlerde de rahatlık sağlıyor. Biraz arkadaki artçı sedesi yüksek olduğu için biraz sıkıntı yapıyor değil mi? Ama evet. Şey ya bütün Razik Naked hepsinde öyle yani artçı bunda biraz daha fazla yüksek. Doğru diğer bu da şey yapıyor işte biraz daha insan yukarıdan bakıyor sanki motoru süreni kullananı bile görmüyor motoru kullanan direkt yukarıdan bakıyor böyle. Senin ama MT-25'e göre daha yüksek. MT-25'e göre daha yüksek. MT-25 biraz daha alçak. O konuda bir şeyi var. Aynen artçıyı biraz düşünmemişler açıkçası. Aynen. Motorda biraz da artçı sedesi de birazcık sert. MT-25'inki biraz daha sert hatta. Bu bir nebze daha güzelmiş. Hani biraz daha etli yapmışlar, iyi olmuş. Onun haricinde güzel. Yani ben beğendim. MT-125 gerçekten çok güzel motor olmuş. Yani 125 serisi arasında, Naked serisi arasında bence gayet güzel yani. Honda'nın da gayet güzel motorları var ama bence MT-125 hem görüntüsüyle hem yani kullanışlığıyla çok güzel. Dediğin gibi trafiklerde yüksek olduğu için hani arabalara takılmadan böyle aynaları rahat kurtarıyorsun falan. O yönden çok güzel olmuş. Peki ben sana bir şey soracağım. Sen bu motoru aldın. MT-125'i ilk bindiğinde ne hissettin? Bana onu söyle. Benim ilk motorum olduğu için şimdi bu MT'lerin serisinde de torku belli olduğundan bana biraz güçlü geldi yani. İlk motorum olduğundan illa ki güçlü gelecek. Yani 12.4 Nm bir tork var. 12 küsür yani tam kaç hatırlamıyorum ama torku yüksek diğer motorlara göre 125'lere göre bayağı yüksek tepkisi. Evet. Daha farklı evet. Bir anda yani düşük devirlerde arası verdi. Orada verdiğinde yine yansıyor yani 125'lik olmasına rağmen. Kaç beygirdi bu makine? 15. 15 beygir. 11 kahve yapıyor o zaman. 15 beygirde 125 cc bir motor için fazlasıyla yeterli. İdeal yani çünkü yeterli adam yani 125 cc. İlk defa başlayacak bir motora ilk defa başlayacağı için hem cc hem beygir olarak fazlasıyla yeterli ki evet. Torku da var. Hani yüksek viteslerde nasıl oluyor mesela motorun gidişi? 6 vites, 5'e kadar. 6 ileri şanzıman var motorda. 5'e kadar gücünü bayağı bir gösteriyor zaten. 6'da rahatlatması için maksimum 138 gördüm. Maksimum 138 gördüm. Yakıt tüketimi nasıl? Yani kaç litre deposu var? Biraz onlardan bahsetsek. 11 litre deposu var. 11 litre. Bir depoyla da 400 km rahat gidiyor. 400 km. Sakin kullanılıyor. Çok da yani şey değil, iyi yani. İyi fazlasıyla yani, iyi. Çok güzel bence. Fazlasıyla iyi. Yani yakıtı fazla değil. Sen bunun üzerinde sanırım bir lastiklerde değişme yapmışsın. Evet. Michelin Pilot Street lastikler var üzerinde. Virajlarda daha rahat. Farkı hissetti mi peki? Önceden IRC lastik vardı herhalde üstünde değil mi? Bunları taktıktan sonra nasıl bir artılar oldu senin için mesela? İrece herkesin bildiği gibi fazla kayıyor yani. Geçsin. Normal lastiğe göre geçsin. Kışın göre sıkıntı açıkçası. Evet. Hatta yağmur yazın da sıkıntı. Yazın daha çok sıkıntı. Yazın hiç durmuyor. Ki Antalya'da hiç durmuyor. Doğru söylüyorsun. Michelin o bakımdan kışında, yazında, yağmurda, sağanakta da sürdüm. Hiçbir sıkıntı çıkartmadı. Evet ya önemli lastik çok önemli çünkü iki tekersin yaz kış üzerindesin bu önemli biraz pahalı olsa da
Hayattan yani önemli değil yani. Hayattan önemli. Can yani. Aynen öyle. Can daha önemli. Eren zaten ekipmanlarına da önem veriyor. Aynen, ekipmanlarından bahsettiler biraz. Ben ilk ekipmanımı Bell kask aldım. Bell marka, evet. ProServe ceket, ProServe dizlik. Eldivenim de ProServe almıştım büyük bir ihtimalle. Şimdi hatırlamıyorum. Kaskın ufak bir düşme sonucu biraz vizörü tutacağı yeri kırıldı. Biraz ısıktığı için AGV K3 aldım. Şimdi şu an AGV kullanıyorsun, evet, değil mi? Peki fiyat olarak ne kadar aldın AGV'yi? 1650 aldım. 1650 aldım. Siyah kask, kırmızı tasarımlı. Güzel bir şey. Evet. Tam motora da uydurmuş bir şeyde. Ceketin falan da siyah. Evet. O yönden böyle tam oturuyor. Motorun üzerinde tam çok böyle oturuyor. Aynen. Güzel olmuş. Zaten intro'larda da gözükecek bunların, evet, hepsi. Görecekler orada kaskı ve ekipmanları. Yani kısaca kasksız, ekipmansız binmiyoruz motora ve binmemenizi size yani tavsiye ediyoruz. Çünkü can her şeyden daha önemli. 20 ile giderken düşsen bile büyük bir sıkıntı yaşayabiliyorsun. Onun için ekipmansız kesinlikle yola çıkmıyoruz arkadaşlar. Onun haricinde Eren, bu motora ekstra neler yaptın? Yani bize biraz bahsetsene. Ve böyle koruma takozu mudur, egzoz gibi böyle bu tarz şeylerden bahsedebilir misin? Ben orijinalinde havalıkları normalde gri. Onları karbon kapladım çünkü ön çamurluğunda kendin da karbon. Kendin mi kapladın onları yoksa? Ben kaplattım. Kendin kaplattırdın. Evet. Çok yani sonra yakışmış motora. Koruma takozları var üstünde Yamaha'nın orijinal. Radyatör koruması var. Tank pedleri var. Bir de en son Akropolis replika egzoz aldım. Ya egzozu niçin aldın? Hani trafikte fark edilmek mi yoksa tamamen ses amaçlı mı yani? Fark edilmek. Fark edilmek de mi? Yani öyle bir sıkıntımız var. Çok sıkıştırıyorlar. Doğru söylüyorsun. Ama şeysiz, yani susturucusuz bilmiyorsun gördüğüm kadarıyla. Bugün bir ses için biz açtık. Deneme için bir açtık. Aynen. Gerçekten ses de susturucu olmadan güzel bir ses var. Tok. Yüksek devirlerde tamam böyle inceliyor biraz ama düşük devirlerde güzel bir sesi var. Abisi MT7'yi andırıyor. MT7'yi andırıyor gerçekten. Doğru. Maksat bizim dediğimiz gibi fark edilmek olduğu için o iyi bir şey olmuş. Çünkü orijinal egzozuyla çok fazla bir sesi yok. Kedi gibi. Aynen, kedi gibi. Yani scooter gibi gidiyorsun. Evet. Bu da fark edilmiyor açıkçası. Tabii arabanın içinden bir insan onu duymaz yani. Tabii duymaz. Yani her ne kadar şu an hani egzoz sıkıntılı görünse de hani gürültü açısından ama trafikte fark edilmiyor. Yani fark edilmiyor. Evet, fark edilmiyor. Orijinal sesiyle kimse fark etmez. Hele ki bir de müzik falan açtıysa adam arabanın içinde hiç duymaz. İmkansız. Peki bu, şimdi bu motorda şeyi fark ettik, üzerinde led şimşekli ampul var. Evet. Bu orijinal mi yoksa sen mi yaptın? Orijinal değil, ben ayrıyeten aldım. Orijinal sarı ampul var, evet, sen ekstradan taktın onu. Peki sarı ampule göre ekstra bir fark oldu mu senin için? Hani yolu daha iyi gösterdi veya beni gece daha iyi bir ışık verdi gibisinden böyle. Sarı ampule göre beyaz daha fazla yukarı gösteriyor. Uzunu fazla işe yaramıyor ama gece trafikte, selektörde falan bayağı hem fark ediliyor değil mi? Fark doğru ediliyor, beyaz olduğu için güzel. Zaten stoplar orijinal led, fabrika, evet, çıkışlı. Ama sen ona bir çakar takmışsın yine. Evet, modlu çakarım var. Onun haricinde bakım. Yani bakımlarda sana ne kadar bir fiyat masraf veriyorlar, masraf çıkıyor veya işte en son yaptığın bakımda ne değiştirdin? Bunlardan bahsedebiliriz. En sonki bakımında yaza hazırlık için bir ay önce soktum bakıma. Hava filtresi, yağ filtresi değişti. Tüm işte yağ bakımlar yapıldı. Teller yağlandı. Neler yağlandı? Debriyaj teli, gaz teli olsun. Bir de zincirler gevşemişti. Biraz onları gerginleştirdim. Toplam 200-250 lira patladı. 200-250 lira ki normal bir fiyat. Yani sonuçta yaz bakımı yapıyorsun ki bu da önemli bir şey. Bakımsız bilmek senin için ilerleyen zamanlarda daha büyük bir sıkıntı olabilir. Onun için bakım önemli yani. Onun için bunun için yok. Önemli abi. bu yapılacak. Aynen. Yani, biliyorsan yapacaksın yani. Atalarımız demiş, bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Aynen öyle. Sen bu motorun zincirini her 300 kilometrede bir yağlamazsan, bakımlarını yapmazsan ne olur? Yarın sıkıntı bir gün çıkaracak. Sıkıntı çıkar, yolda bırakır seni. Ne kadar da yeni bir makine olsa. Ya tabii canım, sen 10-15 lira bir zincir yağ kullanmayıp da yağlamazsan 500 liraya gider zincir taktırırsın. Aynen. En basitinden. Peki Eren, şimdi başlangıç seviyesi motorlar dedik. Evet. Onlardan biri. Şimdi fren olayı nasıl? Yani frenlerden memnun musun? Çünkü yeni başlayacak bir adam özellikle hani gitmekten çok durmayı da ister. Çünkü adam tedirgindir yani zaten. Sen öyle bir sıkıntı yaşadın mı frenlerde?
Yoksa gayet iyi mi? Benim kullandığım kadarıyla güzel ama sen daha çok kullandın motoru. Evet. Senin fikrin daha önemli. Şimdi ön fren konusunda hiçbir sıkıntı yok. Öncelikle ABS yok değil mi bunda? Normal ABS'siz. Disk fren var. Evet. Ön arka disk. Evet. Tamam. Ön frende hiçbir sıkıntı yaşamadım ama arkası Meteor 25'te, yani benim motorumda çok çabuk kilitliyor. Kilitlediği hissedilmiyor. En son arka teker yanına doğru geldiğinde hissediliyor. Onun sebebi bence arka tarafın hafif olmasından evet. olabilir diye tüm düşünüyorum. Tüm ağırlık önde. Aynen. Motor önde, sen öndesin, öne yatıyorsun. Arkası boş geliyor. Arkanda artçı varken arkaya kilitliyor mu peki? Hayır. Öyle bir olay olmuyor değil mi? Tabii sen tek bindiğin zaman evet. arkaya sert basarsan arka freni kilitliyor. Bu normal. Yani bu standart diyebiliriz yani bunun için aslına bakarsan. Çünkü arkası çok hafif evet. kalıyor. Eren, son sorumuz kanka sana. Bu MT125'in eksi yönlerini bize biraz anlatır mısın? Yani alacak olan arkadaşlar için neler bir dezavantaj yani bunu bundan bir bahsedelim son olarak. Benim gördüğüm kendimce yani eksi olarak gördüğüm bir vites göstergesi yok. Ve bu da ilk başlayan için sıkıntı. Yani nerede kaçta olduğunu bilemeyecek. Oynayacak o da trafikte sıkıntı çıkarır. Kaldıramaz motoru ışıkta. O yüzden. Ya abi aslında kaldıramaz değil şöyle yani basacak. Flaşa basacak, aynen, bire girene girecek. Kadar bunu basacak yani yapacak bir ya şey işte yok. Yeni onu. Başlayan adam onu belki kestiremez hani düşünemez. Mesela 3. viteste durdu diyelim ışıkta. 3. vitese kalkmaya çalışırsa evet. stop ettirir, trafiği engeller. Aynen, o yönden hani vitesi gösterse en azından ya, o kanka şöyle şey yapar, düşürür adam yani der ki daha 3'te kalmış bire çekeyim şunu. O şekilde olur. Ama alışır ya. Yani bu aldığın ne kadar sürdü? Mesela senin çok zorlandı mı vites göstergesinde? İlk 1-2 ay yani geri atıyor öğrenmen. Gerisinde insan alışıyor. İlla ki mecbur alışacaksın. Yani. Yapacak bir şey yok. Ki bir de Aziz de demişti onu. Olmaması bence artı. Neden demiştin kanka? Ya şöyle şimdi adam ilk başlayan bir adam. Vites göstergesine bakarken belki yani dalgınlık yaşar. Evet. Bir sıkıntı olur. Önünü bir an bakmaz. Önüne bakmaz. Hani olmaması bence yani çok da bir eksi değil, yani eksi ama çok da aşırı önemli bir şey değil. Alıştıktan sonra gelir yani. En azından boşu koymuşlar, boş ışığı yanıyor. Aynen. En önemlisi o. Canım, o. En yani önemlisi yani. O zaten. O zaten her motorda standart var. Bir de vites geçişlerinde falan herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsun değil yok, mi? Yok direkt bu, tık bazı tık hani, yani atması da yok. Ha öyle bir sıkıntı yok. Yok. Boşa yok, geçerken falan önemli gayet şey rahat yani. Evet. Yamağı zaten kalitesi ortada. Aynen. Peki şey nasıl? Yani bu gaz tepkisi sonra mesela bire taktın. Gazı verdin, bu tekere geliyor mu bu makine? Bak bu çok önemli mesela. Tam 125 cc ama adamlar mesela CG'lerle yok kaldırıyor. Böyle bir şey yapabiliyor musun? Ya bunu kaldırmak isteyen kaldırabiliyor. Ya torku 1'de zaten hemen kesiciye girdiğinde ya kaldırdığında illaki 2 atman lazım. Ben kendim denemedim ama MT 125 grubu var. Hı hı. Oradan gördüklerimden. Zaten 15 beygir, yani. 12.000 devir çeviriyor, 9.000 devir de tam tork şey veriyor, evet. beygiri veriyor, 15 beygiri 9.000 devir de tam olarak veriyormuş zaten. Yani debriyaj mebriyajla bir ön kaldırabilirsin evet, aslında ama evet. tabii böyle şeyleri tavsiye etmiyoruz, yapmayız. Aynen, apaçiliğe gerek yok. Aynen, kaskımızı takıyoruz, montumuzu giyiyoruz, biniyoruz efendi. Yani var mı başka sormak istediğin bir şey? Yani şu an için soracağım yani her şeyini. Sorduk herhalde. Bir aynen eksi yönü bir ABS olsa belki yol yeni versiyonlarında var da. Var yeni kasada. ABS'de de bilmiyorum hani yeni başlayan için aslında lazım. Evet. Panik lazım frenlerinde hani falan panik frenlerinde falan etkili olur ama en azından disk var hani bir kampanya binse belki daha sıkıntılı olabilir yeni başlayan bir adam ama disk yine bir onu tolere eder yani tabii, biraz şey yapar ani frenlerde tolere eder disk biraz daha. Yani onu yani başlangıç olarak bir kişi böyle bu tarz naked veya hani ne bileyim süper yani süper sport değil aslında bu naked ama naked bir motor seven insan için bu motoru öneriyor musun? Evet. Kesinlikle öneriyorsun yani. Başlangıç olarak gider. Yani bir de uzun yol yapılmaz diyorlar 125'likle. Onu da söyleyeyim. Ben buradan Isparta'ya gittim Antalya'dan 120-130 km. Hiçbir sıkıntısı olmadı yani. İki defa mola verdim. O da kendi ihtiyacımla. Kendi ihtiyacı. Tuvalet molası falan mı olacaktı aynen. baba? Çay molası. İhtiyaç molası. İhtiyaç molası. Ya ondan şöyle diyebiliriz o zaman. Yeni başlayacak bir kişi için bu motor kesinlikle ideal. Evet. Allah kaza bela vermesin diyoruz tekrardan. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Eren arkadaşımızın da YouTube kanalı var. Onu şuradan bir yerlerden çıkartacağız. Kartını koyacağız. Oradan gidip ona da abone olabilirsiniz. Ve kendisinin çekmiş olduğu günlük vlog tarzı videolarını izleyip
beğenebilirsiniz. Hepinize teşekkürler.